Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Sağ alt tarafta abone ol tuşu var. Oraya basar mısınız ilk önce? Çünkü abone lazım arkadaşlar. E size bugün koleksiyonumdan 4 adet yine obje göstermek istiyorum. 2 tanesi bilezik, bir tanesi küçük bir bilezik, çocuk bileziği, bir bir tanesi de biraz daha büyük bir bilezik. Muhtemelen Roma 2 tane de okucu ok göstermek istiyorum. İlk önce size elimdeki bileziği göstereceğim. Roma olduğunu düşünüyorum bileziğin. Üzerinde damgalar mevcut. Ben haç diye düşünmüştüm ama haç değil çarpı işareti var üzerinde. Koleksiyonumuza kayıtlıdır. Koleksiyonumuza kaydettiğimiz objelerden şöyle gösterirsek güzel. Benim şeyime üç parmağım anca giriyor. Muhtemelen bu da çocuk bileziğiymişti. Veya biraz şöyle açılıp da takılıyordu güzel bir bilezik koleksiyonumuzdan başka yazı falan yok üzerinde sadece çarpı işareti ve çarpının üstünde de yuvarlak işaret var diğer bileziği göçmeden önce koleksiyonumdan kayıtlı bir ok ucu göstermek istiyorum size öne doğru kalkık ucu ya çarpmanın etkisiyle taşa filan veya bu şekil yapılmış bir ok ucu, arka tarafı delik, İçine bizim koruyucu olarak koyduğumuz şeylerden kaçmış bir tane bronzun nemini alsın diye o görünüyor arka tarafında. Buraya ok takıyorlardı, böyle atıyorlar işte. Arka, yan tarafı kırık, şu taraf kırılmış. Zamanında kırılmış. Yani yeni kırılma değil. Üçgen bir okucu. Gayet güzel. Bunu okuşların devrini bilmek zor arkadaşlar. Roma, Bizans veya İslami de olabilir. Evet. Diğer bir okucumuzu geçelim. Sonra bileziği gösterelim en son sizlere. Bu okucu daha mükemmel bir şey. İnsan vücuduna girdiği zaman çıkartmak çok zor olacak. Şurası eti çeker alır. Şöyle geri çekerse, çekerken ve büyük zarar verir. Hafif bunun da ucu şey kalkık, kenara doğru kıvrık. Muhtemelen bir yere taşa falan gelince yamukmuş. Evet gayet güzel. Şimdi dahi atsan zarar verir insana. Kenarları keskin. Şöyle arka tarafında gösterelim. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer bir bileziğimize gösterirsek şu şekil çok güzel ve harika bir bilezik. Bu da çocuk bileziği. Buna iki tane parmak giriyor. Mavi değil. Tabii ki yeşil bir patina almış. <laughs> evet. Şöyle koyarsak kenarları Yılan'a filan mı benziyor diye bakıyorum da yılan'a filan benzemiyor. Güzel. Bizans da olabilir, Roma da olabilir. Devrini söylemek zor. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.